sarf etsem? Hani hiçbir şeyin yani önemi olmadığını bilmiyorum ya. Ölümü görünce insan her şeyi boş verdim yani. Belki iyi değilim, bilmiyorum. Belki de normalim, belki de anormalim. Hiçbir fikrim yok ama şu anda diyorum ya hani yarına dair bir hayalin yok. Belki yarın bir şey olacak diyorsun. Hani bilmiyorum ya, sadece anı yaşayayım bence. Hani anı yaşamak önemliymiş yani. Ben ayın 7'sinde buldum, ikinci günü buldum kızımı. Yorgana sarmışlardı ıslak. Ayakkabılarını gördüm, tanıdım ben zaten. Sonra saçlarını sevdim, bilmiyorum, çok kötü bir şey. Sadece filmlerde görürdüm o sahneyi. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Hiçbir şey yoktu, cenaze aracı yoktu. Kendi aracımızla kırkana getirdik. Hani ben şükrediyorum onu bulduğuma, çünkü bulunamayanlar var. Kızımı rüyamda gördüğümde mutlu oluyorum. Başka da hiçbir şeyden yani hiçbir şeyin tadı yok yani, hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Hani hiçbir şeyin anlamı yok gibi, boş yani. Sevdiğini kaybedince insan bazı şeylerin boş olduğunu, hani borcum var, şuyum var, buyum var diye dert ediniyordum. Bugün güzel yaşayayım, çocuklarıma bir şey olmasın. Hiç önemi yok yani, paranın pulun hiçbir şeyin önemi yok yani. Depremde bilmiyorum ya, cehennem gibiydi. O anda elektrikler kesildi. Yağmurun altında dışarıdaydık. Bu ölen kızım İskenderun'daydı zaten. O anda telefonu falan her şeyi yani içeride bıraktım. Yani sadece terlik mi giydim bilmiyorum, koştum yani dışarıya koştum, küçük kızıma sarıldım. Çok şükür hayattayız ama bilmiyorum ya, çok Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok acı bir şey. Hani yaşamayan bilmez gerçekten. Ama her şeyin boş olduğunu anladım, biliyor musun? Hani her şey, bir tane su, bir ekmekle günün geçiyor. Günlerce dışarıda kaldık. İçeri giremedik yani. Benim evim kepmedi ama dolaplar falan yıkılmıştı, içeriye giremedim. Sonra bilmiyorum ya, çok korkunç bir gündü. Sadece İskenderun'daki ev yıkıldı. Kızım yani, hatta dedim kalsaydı ölmezdi falan dedim. Sonra dediler yani, bir hafta olmuştu, işe başlamıştı. Tam böyle konsantre olmuştu. İşte diyorum ya, kader çekti herhalde. Kuzenlerim de öldü aynı evde. Kuzenlerle beraber kalıyordu. Onlar karı koca öldüler. Orada zaten bina tuzla buz olmuştu. Şu anda ben Kırıkan'dayım. Eşim emekli. Ben çalışmıyordum. Burada bir ay oldu işe başladım. Bu işe de başlamamın sebebi kafamı dağıtmak için. Çok iyi geldi bana. Hani en azından hiçbir şey düşünmüyorsun. Şunu yapsam, şunu bitirsem, koşturmaca var. Buradayım ben. Bir yere gitmem yani. Ben 2,5 ay kaldım ama çok zorlandım. Hani hep yani kendi doğduğun yer, kendi büyüdüğün yer. Hani buradan gitmem, hiçbir zaman gitmem. Yardımlar aslında dolu dolu geldi. Hani köyde olan arkadaşım var, 3 tane bebeği var. Hani alamadığım mamayı bile diyor, yedirdim diyor. Hani ben normalde alamıyorum onu diyor, ondan koli koli diyor. Allah razı olsun. Ben de hatta bağış yapacağım kızımın adına. Ya küçücük bir şey de olsa, büyük de olsa fark etmez yani. Elinden gelen her şeyi yapmak lazım. İyilik yani, iyilik kazanır bu dünyada.